Sen. Sen ha. Sen. Görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Çok. Ben görmeyeli yaşlandım. Ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken sen dışarıda hüküm sürdün. Gerçi ben kötü girdim içeri. Ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam. Ben sana kötülük ettim. Ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani diyeceğim o ki şimdi sen güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki o iş orada bitsin. Çünkü iş orada bitmezse, vurup beni yıkamazsan yere, boyuna, posuna, gelmişine, geçmişine bakmam. Bu işi ben başlattım. Bitirmeden bırakmam. Arkadaşlarla helalleştin mi? Kim hakkını bana helal eder dayı? Sen bu işi hallet. Ben ederim yeğen. Önce Roma. Boş gideceksin. Otele varınca emaneti de alacaksın. Talimatı da. Bu iş öyle emanetle, talimatla olacak işe benzemiyor dayı. Olmaz yeğen, olmaz. İkisiyle de olmaz. Üstüne bir de yürek gerek. İşte o yok bende. Var yeğen, var. Sende ölü bir adamın yüreği var. Bu iş için bize o gerek. Yeter mi? Yetmez. Bu iş için iki ölü adama ihtiyaç var ye. İkinci adam kim? Ben tanıyor muyum? Az tanıyorsun. Tam tanımıyorsun da. Güzel yermiş.
de... Bir ofis mi tutsak artık? Cimri diye adımız çıkacak bak. Cimri olman için paran olması gerek Cengiz. E sen bütün parayı bana verdin. Hı. Gelen gideni aratmaz diye umut ediyorum. Sabah sabah niye çağırdın beni buraya? Eleman almaya geldik. Ne yapacağız? Çantaya köpek mi seçeceğiz? Basınla ilişkiler. Bak, geliyor. Mert mi? Bizimle mi çalışacak? Sabah evlerine gidip teklif ettim. Biraz uğraştırdı ama kabul etti. E, güvenilir, aileden sayılır. Basını da iyi biliyor. Hem akıllı çocuk, hırslı. Bir şeyi kafaya koydun mu vazgeçmiyor. Yakında tutmakta fayda var. Mert, nasıl kabul ettin? Ne olacak gazetecilik? Etmeyecektim de. Ezel abi sizinle çok yakın çalışacağımı söyledi. Hani işlerin iç yüzünü göreceksin dedi. Sen de çok başarılısın ya Cengiz abi. Belki ben de anlarım içeriden. Yani nasıl bu kadar başarılı olunuyor dedim. Kabul ettim.